Hoş geldin canım. Günaydın. Bu saatte seni çağırdım diye kızmadın değil mi? Kızmadım da meraklandım biraz. Evdekiler iyi mi? Pek değil. Sizinkiler? Onlar da aynı. Bu olanlar... Yani öğrendikleriniz... Nasıl desem... Aramız bozulacak mı Civan? Ne? Nasıl? Yani eskisi gibi olacak mıyız? Tabii ki Dilan. Bunlar arkadaşlığımızı neden etkilesin ki? Peki... Olanlar şeye engel olacak mı? Arkadaşlığımızın daha ileri gitmesine. Yapma bunu Dilan. Lütfen yapma. Ne istiyorsun? Niye geldiğimi bilmiyor musun? Nasihat dinleyecek halim yok. İzin ver Resul'ü yakalayıp adalete teslim edeyim. İşime karışma. Başka türlüsü hayırlı olmayacak. Hiç kimse için. Sen niye dert ediyorsun ki? Bırak da onu başkaları düşünsün. Hasan Bey'e söz verdim. Hazar'a söz verdim. Senin kafandakileri yapmana... Bak adalım. Niyetin iyi olabilir ama benim işlerime karışma. Beni engellemeye hiç kalkma. Yoksa niyeti iyi kötü demem, seni de karşımda bellerim. Peki Nisar, ben vazgeçmeyeceğim, bunu böyle bil. Aklım mantığım almıyor. Hangi vicdan sahibi böyle davranabilir? Demek ki gözü hiçbir şey görmüyordu. Hiç mi elleri titremedi, hiç mi pişman olmadı? Pişman olmuşa benzemiyordu. Berrin, şimdi bunları konuşmanın sırası mı? Zamanında haberimiz olsaydı şimdi değil çoktan konuşmuş olurduk. Belki seni zor kabul ettim ama öyle ya da böyle ailemizden biri oldu dedim. Bunu ailenden nasıl sakladın kızım? Ben oğlum için gözyaşı dökerken sen neler hissettin? Berrin, yeter! Afiyet olsun. Ben babamı ziyaret edeceğim. Bunu anlamak kolay değil Dilan. Anlatmaya çalışmazsan anlayamam tabii. Bak, gözlerin başka şeyler söylüyor olabilir. Ellerin başka şeyler söylüyor olabilir. Hatta ben bile başka şeyler söylüyor olabilirim. Ama bu gerçekleri değiştirmiyor. Ne gerçeği? Yürümeye başladın işte. Hala mı bunu dert ediyorsun? Yürüsem de koşsam da... ben eskisi gibi değilim Dilan. Diğerleri gibi değilim. Eksiğim. Anlıyor musun? Eksik. Aşkı da eksik yaşıyorum. Ben de gelecek yok Dilan. Olmasını isterdim ama yok. Yok. Yok.